Evet arkadaşlar, herkese selamlar. Bugün normalde hiç video başlatmayacaktım. Ama kesime gidiyorum. Son uzun saçlarımı şöyle bir göstereyim size. Saçımı yıkadım. Temiz bir saçla gideyim diye. Orada zaten tekrar ıslatırlar kurursa. Yürüz bakalım, kırıklardan kurtulacağız. Arabamın kirine. Hafta sonu Kemal bunu güzel bir yıkasın. Leş leş gerçekten. Kötü, camını bir silsem mi acaba? Bu neden böyle oldu? Normalde hep kapalı garajda aslında. Ne zamandı ya? Bir bayağı oluyor. Hatırlamıyorum ama bir dışarı çıktım. Sonra akşam geldiğimde, akşam böyle belli bir saatten sonra otopark tamamen doluyor. Ondan dolayı yer bulamadım. Buraya girdim, geri çıktım. O gün de nasıl yağmur yağıyor. Böyle yağmurda, ertesi gün hatta koymayı unuttum ben. Hep kapalı garajda ya, unutuyorum. Dışarıda kaldığını unuttum. O gün de dışarıda kaldı. Böyle iki gün dışarıda kalınca yağmurdan, ondan bundan araba bu hale geldi. Şimdi hafta sonunu, geçtiğimiz hafta sonu unuttum ben Kemal'e tamamen söylemeyi. Söyleseydim aslında o yıkardı güzelce. Bütün işlerini hallederdi. Neyse, artık bu hafta onu halletsin. Hadi bakalım gidelim. Umarım güzel kesiyordur. İlk kez gidiyorum kuaföre. Hani düz kesim yapacak alt üstü. Yani çok zor bir kesim değil. O yüzden hani bilmediğim bir kuaföre gidiyorum. Böyle katlı matlı bir kesim olsaydı hiç riske atmazdım. Gerçekten bildiğim kuaförden şaşmazdım. Düz bir kesim olacağı için o yüzden onu da herkes, yani kuaför olan herkes yapabilir diye düşünüyorum. Gidiyorum. Umarım pişman olmam arkadaşlar. Hadi bakalım. Evet, nasılım arkadaşlar? Bir hafifledik, bir rahatladık. Gerçekten kırıklarımızdan kurtulduk. Çok iyi geldi. Birazcık da şu perçemleri kısaldı. Ben buralarıma çok dokundurmadım. Artık kırıklarım falan da vardı ya, böyle kopuk kopuk. Hepsi bir hizada uzasın diye. Bakın şunlar falan hep kopuk. Çok kopuyordu. Güzel olduk ya. Değil mi? Tabii ki uzun saçın yeri ayrı. Tabii ki uzun saçıma çok zor kıydım. Gerçekten yani kestirirken bile bir kere daha düşündüm tekrar kestirsem mi diye. Ama yok yani, iyi oldu. Gerçekten bir ferahladık. Uzar kökü bizde. Sağlıklı uzasın. Böyle sağlıklı sağlıklı gür gür uzasın inşallah. Şimdi hemen geldim, düdük diye bir tavuk koydum. Tüm tavuğum vardı, onu çıkarmıştım giderken. Geldim, onu hemen koydum. O haşlansın, onun etinden sütünden bugün faydalanalım. Bir çorba yapayım. Tavuk suyuna şöyle güzel bir çorba yapalım. Bir de suyuna şöyle bulgur pilavı yapalım. Tavuğu da yiyelim. Ben orada bir kahve içtim ama geldim bir de evde içeyim. Şöyle. Yamukluk yok değil mi? Yok. Şeyle kesti. Makineyle kesti. O yüzden böyle uçları şey gibi duruyor. Kız buradan bir bakınca da bir kısa geldi. Çok kısa geldi şu anda gözüme bak. Normalde elimdeyken çok anlamıyordum. Böyle de bir çok kısa geldi. Ha, nasıl canlandı? Hemen canlandı. Görüyor musunuz? Ucundaki bu kırıklar, kopuklar gidince. Öyle sadece de kuruttu. Fön falan çekmedi. Saçlarım zaten düz. Böyle fazla ısıyla kuruttuğunuz zaman da direkt zaten bu şekilde alıyor. Direkt kesildi. Biz yemeğimizi falan yedik. Yemeğimizi yedik. Dışarı çıktık. Biraz yürüdük. Geldik. Sonra gelirken ben ne zamandır düşünüyordum zaten ama bunu hayata geçirdim bugün. Domates sosum bana biraz az gelmişti gözüme. Yaklaşık 12 kilodan falan yaptım herhalde ben onu. Ama az geldi, bilmiyorum. Geçen sene ne kadardan yapmıştım hiç hatırlamıyorum ama bir 7 kilo daha aldım. Bayağı da fiyatı düşmüştü. Kemal de hazır yanımdayken ona taşıtayım dedim. Şimdi çay koydum hoca, o kaynıyor hatta. Böyle kısayım. Aslında bunları alırken dedim ki domates sos yaptım bayağı hani. Gözüme az geliyor ama yetebilir. Bunları da şöyle doğrayıp doğrayıp mı koysam acaba dedim ama sonra vazgeçtim. Çünkü konserveden, o kavanoz konservelerinden kullanması da kolay oluyor açıkçası. Menemen olsun, çorbalar olsun. Domates çorbasına çok yakışıyor. Makarnaya sos olarak çok yakışıyor. O yüzden tekrar bir konserve yapmaya karar verdim.
Şöyle yıkayıp yıkayıp doğrayacağım. Kaynadıkça iniyor zaten. Umarım hepsini alır da. Ekstra bir bulaşık çıkartmayız. Böyle kaynadıkça pus alıyor. Sonra blenderdan geçiriyorum. Böyle daha rahat oluyor. Evet arkadaşlar, şöyle neredeyse 6,5 kilo kadar sığdırmaya çalıştım. Bu biraz inerse eğer, şöyle bir yarım kilo kadar kaldı. Ufakları ayırdım. Biraz fos alırsa üzerine hani en azından 5-6 tane de eklesem belki hepsi sığmaz da. Ekleyebildiğim kadar ekleyeceğim işte. Şöyle koca koca doğradım. Hiç özenmedim valla. Küçükleri ikiye böldüm, büyükleri üçe böldüm. Böyle attım. Şöyle azıcık kısalım altını. Yavaş yavaş olsun bu. İnince de üzerine ekleyebilirsem eklerim dediğim gibi. Sonra kaynayacak. Blender'dan geçireceğiz. Yumuşayınca blender'dan geçirmesi çok kolay oluyor. Çayım olmak üzere. Ben şu bardaklarımı hazırlayayım. Yağdanlığım boşalmış. Onu da bir yıkayayım. Tamamen boşaltıp. Öyle. Evet arkadaşlar, neredeyse oldu. Şimdi blenderdan geçireceğim bunu. Blenderdan geçirdikten sonra biraz daha kaynasın. O kalan domateslerden de yaklaşık 5-6 tane yine üzerine ekledim. 3-4 tane domatesim kaldı. İçeri gittim ben, bunu ocağa koydum. Böyle yavaş yavaş kaynasın dedim. Çay hazırdı, çay içelim diye içeri geçtim. O sırada annemler görüntülere de onlarla konuşurken Kemal'in seslenmesiyle geldim. Arkadaşlar Allah'tan yemekten sonra ocağı silmemiştim. Bakın hep taştı buralara falan. Neyse, hallederiz. Şunu bir blenderdan geçireyim. Bunun kıvamı daha güzel oldu. Öncekinin bu kadar kıvamlı değildi. O biraz daha suluydu. Bu gayet güzel oldu. Yeter, artık kavanozlayabilirim. Şöyle. Evet arkadaşlar, şöyle 7 kilo domatesten 4 kilo sosumuz çıktı. Değil mi? Aynen. 1, 2, 3, 4. Evet. Şöyle üstünü kapatalım. Sabaha kadar beklesin bu. Umarım tutar. Kontrol ettim gerçi ama tutar herhalde. Şimdi şu ocağı bir halledeyim. Allah'tan fırça ucu var ya, o fırçayla şöyle güzel bir temizleyelim şurayı. Evet arkadaşlar, son durumumuz bu şekilde. Saç kestirip böyle prensesler gibi evimde oturacağımı mı zannettiniz? Öyle mi düşündünüz yani? Akşam yemeğinden sonra lavabomuz tıkanıyor. Zaten bizim yani şunu söyleyeyim. Bizim bu evin dış görünüşüne asla aldanmayın arkadaşlar. Gerçekten o kadar sorunlu bir ev ki her yerinden bir şey patlak veriyor. Her yerinden. Yani işçilik sıfır. Bizim zaten bir gider sıkıntımız var biliyorsunuz. Yani binanın, daha doğrusu bize ait bir şey değil. Binanın bir gider sıkıntısı var. En son izindeyken bu buzdolabım koktuğunda biliyorsunuz, bir de bu giderin bulaşık makinesinin arkasından su gelmişti. Parkeleri falan şişmişti hatırlarsanız. Böyle bir sıkıntımız var. O zaman temizlettirmiştik. 2 sene oluyor sanırım. Tabii 2 sene olmuştur. Muhtemelen yine öyle bir sıkıntı olacak yakınlarda. Giderim sürekli tıkanır ve benim evimden hiç zararlı bir şey olmasına rağmen lavabo açıcı hiç eksik olmaz yani. Bunun içinden üçlü çıkıyor. Evet üçlü çıkıyor. Yani muhtemelen herhalde bir 10 günde falan sürekli lavaboyu açarım ben. Bu ara hiç yapmadım sanırım. En son temizlikte, mutfak temizliğini yaparken bütün işlerim bitiyor, lavaboyu temizleyeyim demiştim ama tamamen unutmuşum onu. Yemekten sonra böyle bir tıkanmıştı. Böyle pompa yaparak açtım. Sonra işte biliyorsunuz sos yaptım. Sosun bulaşıkları, onu bunu yıkarken lavabo tekrar tıkandı. Pompa yapıyorum, yok açılmıyor yani, mümkün değil. Neyse Kemal'e makineyi çektirdim. Altına kova koyup boruyu çektim. Boşalttım lavabonun içerisini. Şimdi de lavabo açıcıyla ana borunun, yani asıl giderin açılmasını sağlayacağım. Bir tane ne kadar işime yarar bilmiyorum. Saat 10.30. Bu saatten sonra hiçbir yer açık değil. Kapandı her yer.
Şimdilik bugün bununla idare edeyim. Yarın artık yine bir paket alır, devamını yaparım. Gerçekten sıkıntılı bir ev yani. Bulaşık makinesini falan yeni çekilmişti. Mutfağı temizlediğimizde, buzdolabını çektiğimiz gün. Alt falan temiz ama yine kovaya akınca tekrar oralar kirlendi. Bir de böyle pompa yaparken lavabonun altından da akıttı. Şimdi burayı halledip sonra lavabonun altına geçeceğim. Gerçekten biri bana iyi bir beddua etmiş. Benim her gittiğim evde böyle bir lavabo sıkıntısı yaşarım. Mutfak olmaz da banyo olur. Mutlaka bir gider sıkıntımız var yani. Şunu şöyle çekelim. Akıtırsa hemen müdahale edebileyim diyor. Bu da sağ olsun hiç kolay çekilen bir şey değil. Yok, sıkıntı yok. Şunu bir kenara çeksin. Maya'daki keyif kimsede yok gerçekten. Oraya yattı, bizi izledi öyle. Çok soğuk gönderdik ya. Yani şuraya takıldığı için buzdolabı da öyle zor çekiliyor. Çektik. Şuraları falan bir sileyim diyeceğim. Evet arkadaşlar, bugün kendimi şöyle hemen erkenden dışarı attım. İşlerim. İşim yoktu aslında. Ha, gezeyim diye çıktım şöyle. Bir tur atayım diye çıktım. Bayağı bir turladım. Şimdi eve doğru geçiyorum. Saat 2 olmuş. Eve gidelim. Yürüdüm ya, enerji kaybettim. Eve gidelim, şöyle güzel bir ıslak kek yapalım. Şöyle bol çikolata soslu çikolata alalım. Ekmek alalım, çikolata alalım, eve geçelim. Aradım, taradım, bulamadım. Şokta bulurum dedim. Şokta da bulamadım. En son tarım krediye girdim. Tarım krediden aldım. Evet arkadaşlar, hemen şöyle yaptım. Fırına gönderiyorum. Evet, mis gibi pişti. Ben sosunu da yaptım o arada. Sosum normal, klasik ıslak kek sosu yaptım ama içerisine de çikolata ekledim arkadaşlar. Normalde Şok'un çikolatasını alıyorum ben her zaman, yani böyle çikolatalı tatlı yapacağım zaman. Onun sütlü çikolatası çok kolay eriyor. Biliyorsunuz daha önce Öykü'nün çikolatasında böyle bir sıkıntı yaşamıştım. Kurabiye yapıyordum sanırım o zaman da. O yüzden ondan almayacaktım ama bulamadım. O yüzden mecburen yine Öykü'nün çikolatasını kullandım. Erimez diye normalde onu farklı bir şekilde normalde ıslak sosumu dökecektim. Üzerine de kremayla o çikolatayı eritip en üstte çikolata sosunu dökecektim ama erimez diye riske atmadım. Bunun içerisine ekledim. Karıştırarak azıcık pişirdim. Şimdi ikisini de bu ılıdı da kekimin soğumasını bekliyorum. Kek soğusun, sonra sosumu dökeceğim. Diyorum ki ne unuttum, ne unuttum. Lavabo açıcı almayı unuttum. Asıl Şok'a girme amacım oydu. Neyse, akşam iner alırım. Onu akşam yaparım artık. Soslarımı sabah kontrol ettim. Kapaklarının herhangi bir şey olmamış arkadaşlar. Gayet güzel tutmuş. Onları kaldırdım. Güzel olmuş. Geçen seferden kilosunu, yani 2 kavanoz Orhan'a gönderdim. Bana kalmış 8 kavanoz. 8 kavanoz da yetmezmişti gerçekten. İyi olmuş yani yaptığım. Onları kaldırdım. Sonra şöyle sabah bayağı erken çıktım. Saat 12 falan geçmişti yani. Hemen toparladım evi. Bugün çok büyük. Aslında şöyle söyleyeyim, temizlik yaptığımdan beri hiç böyle büyük süpürge açmadım ben evde. Gerçekten büyük temizlik yapmanın da böyle güzel yanı var. Neredeyse bir ay rahat ediyorum. Böyle üzerinden süpürüyorum. Yeni aldığım o şeyle de, mopla da siliyorum mis gibi. Zaten biliyorsunuz iki yedek ucu var. Yarısına kadar bir paspasla siliyorum. Yarısından sonra tekrar değiştiriyorum, bir siliyorum. Ama yarın artık bir büyük süpürgeyi açayım. Bayağı oldu değil mi? 2 hafta oldu mu temizlik yapalı? O bir 10 gün oldu herhalde. 10 gündür büyük süpürgeyi hiç açmadım. Aliş falan yıkadım. Balkona koydum. Güneş kurusun, üşümesin diye. Maya onu rahat bırakmıyor şu anda balkonda. Arkadaşlar bugün de saat 4'ü yaptık. Ceylin okuldan geldi. O şimdi bir duşa girdi.
ıslak kekin soğumasını bekliyor. Biraz hem yani benim de canım istedi, hem de Ceylin böyle seviyor yani, okuldan geldiği zaman hemen elinin altına aparatif bir şeyler olsun, yesin, etsin. Her zaman yapamıyorum tabii ki, haftada böyle iki kere falan yapıyorum. Pazar günü mutlaka yapıyorum çünkü haftada iki kez veya üç kez böyle okula bir şey götürmeyi seviyor. Çünkü okulda hep sağlıksız besleniyorlar. Gerçekten o kadar saçma sapan şeyler yiyor ki. Okulun kantininde doğru düzgün bir şey satılmıyor. İşte tostla gününü geçiriyor. Her gün tost olmuyor. İşte tavuk dönerci falan var ama uzakta, okulun dışına çıkması gerekiyor. Ona da biz pek razı gelmiyoruz. O yüzden böyle evde birkaç bir şey yapıp haftada iki kez de olsun, üç kez de olsun gönderiyorum. Pazar günleri mutlaka işte poğaçadır, börektir biliyorsunuz. Yapıyorum. Ondan sonra arkadaşları bir şey getirmiş. Onlarla beraber zaten ortak yiyorlar. Ben de sadece Ceylin'e koymuyorum. Onlara koyuyorum koyduğum zaman. Bugün de ıslak kek yaptım. Hem eve gelince yesin, hem de işte yarın okula götürür diye. Benim de canım istemişti. İyi oldu yani böyle. Çok güzel bir çorba yapmışım gerçekten. Her zaman yaptığım tavuklu çorbaydı. Bugün ekstra. Normalde ben bunun farklı bir versiyonunu etle yapıyorum. Yine aynı tavuk çorbası şeklinde eti haşlayarak yapıyorum. Ona sarımsak dövüyordum. Tavuk çorbasını hiç dövmüyordum. Bu sefer tavuk çorbasına da ekledim sarımsak. Gerçekten çok lezzetli. Ayrı bir lezzet katmış. Çok güzel olmuş. Nefis bir çorba olmuş yani. Arkadaşlar brownie'mizin şekli bu şekilde. Bu soğuyana kadar Ceylin uyuyakaldı. Sonra ben dayanamadım. Bir dilim yedim. Ceylin diyor ki çektin mi? Hayır çekmedim. Şimdi çekeceğim. Böyle çekilir mi anne diyor. Çekilir valla. Yani dayanamadım. Ne yapayım? Şöyle bir dilim yedim. Şimdi çayın yanına koyalım bakalım. Nasıl? Islaklı falan efsane. Evet, bunları çıkartabilmem için bir tane şöyle kenardan almam gerekiyordu. Kenarı da bu şekilde. Biliyorum. Gel buraya gel. Gel buraya gel 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 gel. Biz bugün Maya ile hiç öpüşemedik. Hiç öpüşemedik. Hiç sarılamadık, hiç öpüşemedik. Buraya hiç gelmedi çünkü. Hep Ceylin odasındaydı. Ceylin yattı, Maya yattı. Benim aşkım. Ay brownie'den 3 dilim yedi. Ceylin'e diyorum git bir bak bakalım kaç dilim kalmış. Anne daha var diyordu. Çok güzel olmuş ama gerçekten böyle. Tam brownie olmuş. Ceylin brownie'nin bu hazır kekleri var ya, onu da çok sever. Biraz daha kuru benim. Benimki biraz daha ıslaktı. Maya. Maya. Maya sana kıllı diyorlar. Sana kıllı diyorlar kızım. Duydun mu? Duydun mu? Kızım sana kıllı dediler teyzeler. Ya? Lavabonun giderini açtım. Hayır gitme. Yemekten sonra dışarı çıktık. Gelirken işte şey aldım. Lavabo açıcı aldım. Bir paketinin hepsini kullandım. Böyle onu ihmal etmemek gerekiyor ya. Yani dışarı çıkarken de korktum biliyor musunuz? Tekrar o giderden bulaşık makinesinin arkasına tekrar su gelecek diye. Hatta biz akşam yemeğini yerken birisi pompa yapıyordu değil mi Ceylin? O pompa yapmasının sesini duydum. Bu bizi şey yapmadan, ay kurulu mu sıkıştırdım aşkım? O vidanjör mü diyorlar? Vidanjörü getirtmeden önce bu hep pompa sesi geliyorduk. Muhtemelen karşı tarafımdan geliyordu. Bu kadar çok gelmesinin sebebi bence o, çünkü banyodan falan da çok o taraftan ses geliyor. Yakın yani duvarlara, o yüzden çok ses geldiği için söylüyorum. Muhtemelen yan taraftan geliyor. Yan taraftaki pompa yaptıkça benim bu tarafa akardı su. Bu vidanjör diyorlar ya herhalde. Yanlış söylemiyorsam. Boruyu açıyorlar işte böyle bir bayağı bir uzun şeyleri var, telleri var. Onu ana boruya sokup temizliyorlar, açıyorlar yani boruyu. Yapılana kadar karşı taraf her pompa yaptığında su benim tarafıma akardı. Böyle sıkıntılı bir durumdu. O yüzden bugün tekrar sabah dışarı çıkarken korktum, dedim ki inşallah geldiğim zaman yani mutfakta öyle bir manzarayla karşılaşmam. Akşam yemeğini yerken de yine pompa yapıyor. Dedim ki eyvahlar olsun inşallah akmaz. Sonra zaten hemen koşa koşa dışarı çıktık. Gelirken de açıcıyı aldım geldim.
Yani sadece benim için değil, bütün hani borular için yapıyoruz onu. Ama herkesin yapması gerekiyor. Bir de geçen sene kışın böyle bulaşık şeyin, patates, soğan koyduğum kenar dolabın arkasından duvardan sızıntı yapıyordu böyle. Böyle nem kokusu geliyor, rutubet geliyor. Arıyorum, tarıyorum, hiçbir yerden bir şey yok yani. Dedim ki herhalde alt tarafa su aktı, en alt tarafa. Yine o makinenin arkasından giden yerden. Orası herhalde dedim kabardı falan, o kokuyor. Bakıyorum hiçbir şey yok. Sonra işte tesadüfen soğan patates yerleştirirken dolabın arkasının böyle siyahlaştığını gördüm. Nem, rutubetten dolayı. Sonra işte eşim şey söylemiş, site görevlisine. O geldi, dedi ki sık sık şey yapmanız gerekiyor. O da çünkü o giderin borusu da aynı gidere bağlı. Sık sık lavabo açıcı kullanmamız gerekiyor. Sadece bize söylemiyor, tüm apartman genelinin bu şekilde kullanılması gerekiyor. Sanırım çok dar bir ana boru kullanmış. O yüzden sıkıntılı arkadaşlar. Ben de yeni bir aya yeni saçlarımla girdim. Çok rahat kullanımı gerçekten hani. Gerçi daha hani hiç duş alıp şey yapmadım, kullanmadım. Bugün bir yıkayayım bakalım. Nasıl olacak kullanımı? Öyle arkadaşlar, size hayırlı cumalar diliyorum. Çok güzel bir hafta sonu olsun. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.